Hocam, sen o ayı ayıya niye vermeye gittin? Kim gönderdi dedi? Ben ayıyı bahane ettim Seda Hanım. Ben kim gönderdi diye gittin yani? Benden sana mı diye gittin? Hayır, Gürkan ayısını sana Hanım veriyorum. Ali'ye hediye ediyorum diye gitti. Ha, kendi ediyor diye gitti yani. Benden sana diye. Dedim ki Yasemin abla, ben Ali'ye hediye götüreceğim dedim. İşte o da dedi ki ne hediyesi? Dedim ki Dani gitti ya dedim. Gürkan'a verdiği ayıcık burada kaldı dedim. Ben onu dedim Ali'ye hediye etmek istiyorum falan. Erkekli evine nasıl gireceğim yoksa? Ha, öyle bir şey. Bahane ettim şimdi. Oraya mektup aramak amaç. O da beni gönderdi tabii. Tabii. Mektubu arayacaktık. Bayağı planlı, organize. Bir durum yani. Gayet organ. Neyse, kolay kurtuldunuz bu işten. Tabii Ali, bu hediye konusunda senin alındığın bir durum var mı? Senin mektubu cebinde taşımış iki gün. Bak, bugün de köşesine koymuş. Ya ben memnun oldum cebinde taşıdığı için. Ne yazıyor mektupta? Okudu. Artık söylesene. Ya. Bana okumadı ki, ben o ara başka yerde. Kanka sana. Bana hala bir zararı yok. Muallak. Bazen şöyle durumlar olabiliyor. Ben de kendimi yanlış ifade ediyorum. Benim de rahat ve kıskanç olmamamdan dolayı insanlar üstüme gelip kendimi rahatsız hissetme gereği duyuyorum. Ve o zaman bir iki cümle çıkabiliyor sanki o doğruymuş gibi. Ama bunu da törpüleyeceğim. Sen kendin kıskanç olmaya mı çalışacaksın yani? Hayır, kıskanç değilimdir. Ben kendime güvenerek de geldim. Çok hani kıskanç ve dert edecek olsam ben gelmezdim zaten. E sen demedin mi Tankut'la evlenirsem eski hatıraları evimizde fotoğrafın yanına koyamam diye? Eski sevgilinin yüzüğünü bilmem nesini almam eve. Ne lüzum var? Lüzum yok. Hayır, öyle bir şey yok. Bak, beyefendi ne diyor? Hatıralara saygı duyacaksın diyor. Buradaki ev beni ilgilendirmez dedi. Yok öyle bir şey. Hani saygı çok şey bir anlamı olan hatıralar okey ama bütün eski sevgililerin de güllerini çiçeklerini. Herhalde yani. Ne o öyle. Aşk olsun, daha dün iki suluyordun Cansu. Ne oldu bugün böyle oldu? Bu evdeki okey. Kendi evimi alma. Tankut, sence bu mantıklı mı? Beyler, size soruyorum. Yani bu sizin evlendiğiniz kadın için de olabilir. Mazisine ait eski erkek arkadaşlarının onlara hediye ettiği gülü çiçeği, böceği, ayıyı, balonu, yaprağı, yüzü toplayıp getirse eve yani. Sen yeni bir hayat kurarken mantıklı mı? Cevabı Tankut abi verdi. Tankut'a soralım bunu. Seda Hanım. Tabii Emre. Ben burada balonu, cücüğünü zaten saklamıyorum. Ama zamanında verilmiş mektup, işte ne bileyim herhangi bir yüzük ya da kolye, herhangi bir şey olursa. Yani insanların geçmişlerini silmelerini nasıl isteyebilirsiniz? Yani zaten bu, geçmişler bu, cepte yaşanmış. Ne kafasını yaşamak? Yani kaldı ki şimdi orada gülen şu gelin adayına parmakla gösteriyorum, sormak istiyorum. Beyazlı'ya mı? Kendisine gelen çiçeklere bile bakma... Pardon, isim versin, benden mi bahsediyor? Hayır, bakma nezaketi gösterememiş. Şu kişi benden mi bahsediyor? Bir gelin adayı olarak da şu anda konuşması bile saçma geliyor bana. Yani bana laf atıyor, kendisine gelmiş hediyelere hiçbir saygısı yok. Gelen çiçeklere bir kere bakmamış, sulamamış. Ha, neden bahsediyor? Neredeymiş yani, haberin var mı onlar? Kendime eş değer görmüyorum konuşurken şu anda. Bak, önce bir hediyeye saygıyı öğrensin kendisi. İftira atarak konuşma, saygısız olan da sensin. Hangi çiçeğe bakmamışım? Pardon, hangi şu an bende kalan bir çiçek yok da. Kurutmuştum bütün çiçekleri, gördük. O Gürkan'dan gelen Demet'ti. Sen hala bunu bile algılayamıyorsun. Daniel tamam, onu aldı, bir sepette sakladı. Sıkıntı yok. Merak etme, biz onu değerlendirdik. Ne yaptılar? Keşke yani. Tankut, sürekli bunu söylüyorsun. Neler o çiçek bana gelen çiçek değil. Seda Hanım, tamam, ben bir şey demiyorum. Olan zaten belli. İyi izle. O ya çiçek Daniel'e gelen çiçek. İnsanın içinde, maneviyatında, kalbinde değil mi? Yani bir koku, bir bank, bir gün batımı hatırlatmaz mı hatırlayacak insana geçmişi yani? İlla bir obje mi gerekiyor? 6 aydır siz de buradasınız, ben de buradayım. Benim köşem ya burası olmuştur ya da o köşeydi. Buraya taşıdım sığmadığı için. Sığmadı. Şurası Dani'nin köşesiydi ve orası altındaki köşede Dani'ye ait. O köşe komple Dani'ye ait. Tankut hala o çiçeğin, kuruyan çiçeğin bana ait olduğunu söylüyor. Tankut'cum, o köşeye ben hiçbir şeyimi koymadım. Benim eşyalarım hep ya buradadır ya oradadır. Ben hepsini hallettim, sen merak etme. Sende bir şey kaldı mı? Gördük zamanında senin çiçeklerin ne hale geldiklerini. Murat'ın. İlgisizlikten, bakımsızlıktan. Hiçbir şey kalmadı bende. Neyse, tamam, geçelim bu konuyu, kapatalım. Sen başka bir konuya gelelim. Gayet Mehtap büyük saygılı yer. Henüz bir yola girmedi. En azından dün bıraktığımda öyleydi. Ama evet, benim anladığım, gördüğüm, en son dün izlediğimiz Ali'nin Murat'tan icazet, eski tabiriyle. Yani bir anlamda izin istemesiydi Mehtap'ı tanıma yolunda. Murat da gönül rahatlığıyla verdi. Tamam dedi, bir sorun yok, birbirinizi tanıyın. Ama acaba herkes onayladı mı? Bizim evin, kısmetli olur evinin diğer adayları Mehtap'la Ali'yi birbirine yakıştırdım. Bir bakalım. Gözleri uzağa görmüyormuş. Ben de dedim benimkiler gayet iyi görüyor valla. Ben tam de bir sorun yok dedim. Benim gözlerimde problem yok. Bir hastalık söylüyorum yani. Göz hastalığı ne? Yani böyle izledim. Yabancı bir isim. Antilmat mı? Full öyle seni şey izledim. Yok bak. Ali'nin yanındayken full böyle gözlerine eve bakıyor. Ara tık sana bakıyor. Daha önce dediğim olayla bağdaşıyor.
Ali'nin gözlerinin içine bakmıyor. Devamlı gözü başka bir yerdeydi. Demek ki sendeymiş. Hayır abi. Şunu yapmaya çalışıyor. Acaba Murat bakıyor mu? Evet. Acaba evet. Murat ilgileniyor. Ya işte o zaman acaba Murat'ın kıskanıyor mu? Ama yapmasın abi. O zaman mutlu yapıyor. Olamayacak abi. Olamayacak. Ali'ye de yanlış Ali'ye olacak. Ali'ye de yazık olacak abi yani. Abi sen Ali'yle zaten gerçekten bir şey yaşayabileceğini düşünüyor musun Mehtap'ın? Ya ben karışmıyorum yani. O konuda bence fikrimi dahi söylemek istemiyorum. Ben sadece yani. Demin söylediğim gibi dedim ki işte çocuklara ayrılıktan sonraki tavırlar ya acı çektirtir ya da iyi ki ayrılmışım dedirtir. Bu kadar. Evet. Ben şu anda iyi ki ayrılmışım diyorum yani. Boş ver abi sana hatun yok. Yorum yapma. Şu an yok. Yorum yapma. Doğru şu an yok. Ama bu... Ben de şey Mehtap öyle dedim. Bak biri dedim gelirsin şey için Murat abi için. O zaman dedim görürsün entipati yap. Anlarsın ne demek istediğimi dedim ama anlayamıyorsun şu an. Entipati. Geldi ya dedi. Bir şey söyleyeyim mi? Yeni gelen kız var ya Özge. Ha. Gelsin Murat abiye. Murat geldi abi. Zaten kızı geldi. Kesin yukarıda aklını çeldi. Bak geldi. Sana bu kadar söylüyorum. Ben geldi orada dedi ki söyledim. Ben dedi Murat abiyle ilgilenmiyorum dedi orada. Geldi dedi. Kesin var ya kız geldi Özge'ye ya sonra gösterdi. Soyunma odalarına çıkıyorlar. Olabilir. Kızın gözünü bir korkutmuştur. Olabilir Mehtap bu abi sana ya. Kıza demiştir ki bir Murat'a sonra içeri sıkıntı gelince yok. Murat'la ilgilenebilirsin tabii ki de. Hangi kız bunu yapar abi? Burada üzerinde durulacak çok konu var. Bir tanesi Batu'nun onlar olmaz demesi. Batu seni ne düşündürdü Mehtap'la Ali'nin olmaz diyebilecek kadar Seda sert Seda Hanım bana girdi. Samimi gelmiyor. Hangisi? Mehtap. Neden yaptığını bilmiyorum ama inanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum. Ali'den hoşlanabileceğine mi? Bir ilişki yaşayabileceklerine. Yani karakterlerine mi uydurmuyorsun? Tiplerini mi, huylarını mı? Karakterleri zaten çok zıt, uymuyorlar. Bir de Mehtap sahte geliyor bana. Murat'layken de mi öyle geliyordu? İlişki konusunda. Pardon anlamadım. Murat'layken de mi öyle geliyordu? Hayır. Murat abiye karşı hissediyordu. İlk zamanlarda hissetmiyor diye düşünüyordum ama sonralarda herhalde senin inanmış... gibi ilk dakikada seni seviyorum demediğim için sahte geliyorumdur. Doğru söylüyorsun. Yok onunla alakası yok. Seni seviyorum demediğim için sahte geliyorumdur. Yok ben ilk görüşte aşık oldum. Aşk farklı bir şey, seninkisi ayrı bir şey. Bu söyleyenler... Ya bak şu seyrettiklerimin hepsi senin fikrin, saygı duyuyorum. Heh, ama tamam. Şu çok yanlış. Anladın mı? Karşındaki aday eski tanıma yolunda olduğum aday. Ve neyi empoze etmeye çalıştığını hiç anlamıyorum. İçeride duran aday da yeni tanımaya çalıştığım aday. Sen neden Murat'ı bu konuda doldurmaya çalışıyormuş gibisin? Yo doldurmamış benim gördüğüm o. Abi işte aklı sendeydi, gözü sendeydi. Oradayken de aynı şeyi yaptın. Bak ben eğer burada sana çok güzel örnekler veririm tamam mı? Öyle örneklerle gelirim ki sana. Gel. Empati kurmana bile gerek kalmaz. Gel. Dinliyorum. Bu saatten sonra sana öyle bir sahte değil gerçek gel, gelirim görürsün gel, Batuhan. Gel. Abi bunlar olmayacak işte. Siz neye empoze etmeye çalışıyorsunuz? Peki bir şey daha dikkatimi çekiyorum. Ben söylüyorum ya. Sedan, bugün 2-3 şey dakika seni izledim. Bak giderken arkana bile bakmadın ya. 2-3 dakika boyunca Murat abiye baktın. Gözlerini kaçırarak sağ sola bakıyorsun sonra ona bakıyorsun. Ben gördüğümü söylüyorum. İftira peki bir şey daha soracağım. Bir iddia daha var erkeklerden. O iddiadan önce ben... Başka bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Adnan. Batu'nun samimiyetsiz noktasına sadece şu konuda katılıyorum. Bir zaman Ali'yi beğendim deyip daha sonrasında babama benzediği için beğenmiştim. Normal olarak ben bir şey hissetmedim diyen insandan bahsediyorum. Abi süpersin ya. Doğru. Bak bu lafı duyayım tamam mı? Buna göre açıklama yaparım. Ama yani oraya tutup da Adnan ben seni çok iyi anlıyorum. Bu lafı tutup da işte Ali'nin yanındayken başkasını kesiyor lafı çok ağır bir laf ve yaşamında başkası ben... Başkası dediğin eski erkek arkadaş. Sen Murat abinin yanındayken söylemedin mi Mehtap? Aynısını ya benim için söyledin. Ben seni kesiyormuşum. Daha bir hafta önce ilişkinim işte. Bak Tankut diyor ki aynı şeyi benim için söylemiştin. Ben seni kesiyormuşum güya diyor ya. Sen Murat'la dans ederken diyor. Dans ederken değil biz el eleyken onun bana baktığını işte gördüm dedim. Kesiyor demedim bize baktığını gördüm tamam, dedim. Tamam ben de baktın değil, dedim tamam. Kesiyorsun demedim. Sen bana demedim resmen onu. Diyorsun ki işte Ali ile konuşurken uzakta gözlerim Murat'taydı diyorsun. Ben kendi gözümün nerede olduğunu bilmiyor muyum? Neyi ben gördüğümü söylüyorum Mehtap'cığım. Ben gördüğümü söylüyorum. Demek ki zamanında da Murat abinin yanındayken gözün başkasını görüyormuş ki onu görmüşsün. Ben peki niye gözümün sorarlar, nerede olur? Ben sormuyorum bunu. Yok artık o kaşa göze girmeyelim. Benim başka bir sorum var. Ne demeyeyim? Ben buna sinirliyim. Sen yeter ki sen kısmetse o.